saat bir kere çok maskülen bir disiplin. O nedenle de yani iktisat alanında bir kariyer, kadın olarak bir kariyer yapmak istediğiniz zaman ister istemez yalnız yürümeniz gerekiyor o yolda. Çünkü çok fazla etrafınızda kadın meslektaşınız olmuyor. Ve bunu dünyanın her yeri için geçerli bu işte. Yani ben ilk doktorayı bitirdikten sonra Amerikan Merkez Bankası Board of Governors'ta işe başlamıştım. Etrafımda çok az kadın vardı. Yani bu ne şekilde bir dezavantaj diye düşünürsek aslında sonuçta benim niteliklerime bakarak benim o işi alınmış olmam aslında bir ayrımcılık olmadığını gösteriyor elbette ki. Öte yanda girdiğiniz ortamda çok fazla kadın yok. Şimdi hani şöyle düşünebilir, tamam sen profesyonelsin, etrafında kadın olmuş, erkek olmuş ne fark eder diye. Ama o şöyle fark ediyor, sonuçta bir kere mentor dediğimiz, hani size kol kanat geren, o bulunduğunuz yerde çalışmalarınızı destekleyen insanların daha az olmasını ister istemez getiriyor. Çünkü insanlar doğal olarak diyeyim kendi hemcinslerine yaklaşıyorlar ve mevcut olan networkler genellikle erkek egemen olduğu için sizin araştırma alanlarınızı yakından bilen, ortada yeni bir proje varken bu işi de şu kişi çok güzel yapar diyecek olan insanlar genelde ilk önce akıllarına yine kendi çevrelerinden erkek çalışma arkadaşları geliyor ve kadınların o network'ü kırıp yükselebilmeleri ister istemez zorlaşıyor. Çoğumuz kadın çalışanlar olarak bir taraftan da bu işin annelik boyutu var ve o ister istemez sizin kariyerinizi etkiliyor. Yani bu işin hamilelik döneminde vücudunuzdan yani ikinci bir canlı yaşarken sizin işinize çok ciddi bir şekilde konsantre olabilmeniz, erkek çalışma arkadaşlarınız kadar zinde bir şekilde yolunuza devam ettirebilmeniz çok zor. Bu anlayışı kimse size göstermeyeceği için sizin kendinizden fedakarlık ederek o dönemi gerekirse daha uzun saatler çalışarak, gerekirse vücudunuzun sesini dinlemeyerek telafi etmeniz gerekiyor. En önemli etki bence network etkisi ve ilave olarak yüzyılların getirmiş olduğu bir bilinçaltı var, bir kolektif bilinçaltı var ve o dünyada hepimiz üst pozisyonlarda, beyaz yakalı üst pozisyonlarda erkekleri görmeye alışırız. Ve onu kırabilmek, bir kadının da erkek kadar aynı vasıflara sahip, aynı niteliklere sahip o işi aynı başarıyla sürdürebileceğini insanlara anlatabilmek çok kolay olmuyor. Bunun için aslında erkeklerden daha çok çalışmanız gerekiyor kendinizi gösterebilmek için. Çünkü her şeyin eşit olduğu bir noktada işte yayınlarınız aynı olsun, konuşma, ikna etme becerileriniz aynı olsun. Erkeklerin daha çok tercih edildiğini istatistiksel çalışmalar da zaten gösteriyor. Ben bunu iktisat üzerine söylüyorum ama diğer disiplinlerde de bu maalesef böyle. Onun için sizin aslında tercih edilebilmeniz için bir kadın olarak aslında etrafınızdakilerden daha da yukarılarda olmanız gerekiyor ki o ön yargıyı daha çabuk kırıp o işe sizin seçilebilmenizin gerçekleşmesi için. Yani bu sonradan akademide de aynı. Şu anda da akademisyen olarak çalışıyorum. Yani işe girmekte dediğim gibi belki erkek çalışma arkadaşlarımızdan daha çok vakitler harcadığımız için pek sorun yaşamıyoruz. Ama yine yakın zamanda New York Times'da bir makale vardı. İşte kadın konuşmacıları bir sunum sırasında çok daha agresif bir şekilde sorularla karşılaştı. İşte ilk 10 dakika içerisinde erkeklere daha çok bir konuşma hakkı, derdini anlatabilme fırsatı verilirken kadınlara daha makalenin neyle ilgili olduğunu bile anlatamadan agresif bir şekilde bir takım susturma çalışmalarının yapıldığına dair orada da yine bir akademik makaleden yola çıkarak bir yazı yazılmıştı. Yani kolay değil bu yol ama biz bunu bilerek bu işe soyunduk. Daha fazla kadın rol modeliyle bu ön yargıların zaman içerisinde giderilmesinin gerektiğine inanıyorum. Hepimize de bu konuda bir görev düşüyor tabii.